Bu dersimizde de kurucu metotlardan bahsedeceğiz. Bunları constructor olarak da farklı kaynaklarda isimlendirilmiş olarak görebilirsiniz. Nedir bunlar? Bunlar biz bir sınıftan nesne ürettiğimizde, ilk sınıf örneğimizi açalım. Ne zaman ki ben öğrenci sınıfından bu şekilde nesne üretiyorum, işte o zaman tetiklenen metotlar. Bu metotlar sayesinde biz bu nesnemizin ilgili alanlarına gerekli atamalar yapabiliriz. Yani o nesneyi kullanılabilir hale getirdiğimiz metotlardır aslında. Diğer her şeyden önce çalışıyor. Şimdi bunu anlatmak için şuradaki class örneğini direkt alıyorum. Bir daha sıfırdan yazmak yerine buraya yapıştırıyorum. Hocam ben bunu bir kere yazıp her yerde kullanabilmez miydim? Kullanabiliriz, onu da göstereceğim. Ama şu an için böyle her birini farklı bir dosyada yapmak daha uygun olacaktır. Şimdi benim öğrenci diye bir veri tipim var, bir sınıfım var. Ve ben bundan nesneler üretiyorum değil mi? Ya var derim, Emre derim. Daha sonra da öğrenci deyip bunu oluştururum. Bu şekilde. Ya da neyi öğrenmiştik? Direkt olarak türümüzü, yani verimizin türünü yazıp sonrasında referansımızın adını yazıyoruz. Sonrasında da yine öğrenci deyip bunu oluşturuyoruz. İşte bu oluşma anında daha ben işte Hasan nokta ne bileyim bilgilerin yazdır vesaire demeden önce tetiklenen metoda biz kurucu metot diyoruz ve bunlar Dart dilinde 3'e ayrılıyor. Birincisi default olan, yani varsayılan olan. Aslında biz bunu şu an yapıyoruz. Ne zaman ki ben böyle boş yani sanki bir metot çağırır gibi değil mi? Metotları da biz bu şekilde çağırıyorduk. Bakarsanız bilgileri yazdır metodunu çağırırken direkt olarak adını ve parantezlerini koyup bunu çağırıyordum. Burada da işte böyle hiçbir parametre almayan ve parantezleri açıp kapayarak oluşturduğunuz nesnelerde aslında default constructor çalışıyor. Hocam inanmadım, beni ikna eder misin? Peki gelelim buraya. Atamalarımızı burada yapmışız. Şunu alalım. Emre ile ilgili bilgileri main metoduna yapıştırıyorum. Bu arada farkındaysanız Emre şu an gri. Ben bunları yazdığımda renkleniyor. Niye? Diyor ki sen Emre diye bir nesne oluşturdun ama onu hiçbir şekilde kullanmadın. Ve ben onunla ilgili bilgileri yazdığımda bakın rengi beyaza döndü. Böyle kodunuzu yazarken bunlara da dikkat edin. Mesela böyle gri kalmış alanları hani oluyor ya, büyük kodlar yazarken bazen bir şey oluşturuyorsunuz hiç kullanmayabiliyorsunuz. En azından editör sizi bu şekilde uyarıyor. Üzerine geldiğinizde ne diyor? Henüz kullanılmadı. Hani ihtiyacın yoksa sil diyor. Biz de silelim bunu. Tek nesne üstünden ilerleyeceğiz. Şimdi bu atamalardan önce, bilgileri yazdırmadan önce ne dedim? Default constructor çalışıyor. Nerede peki o? Aslında burada bir yerde gizli bir şekilde duruyor. Henüz ortaya çıkmadı. Gelin bunu ortaya çıkaralım. Ne zamanki bir sınıf oluşturduğunuzda aslında o sınıfın içinde şöyle bir metot vardır. İçine herhangi bir şey olmadığı için tabii ki de göremeyiz ama o hep oradadır. Herhangi bir geri dönüşü yoktur. Ve siz buraya eğer bir parametre geçmiyorsanız burada da o parametre olmayacaktır. Gelelim buraya bir print diyelim. Ne diyelim buna? Öğrenci sınıfından bir nesne üretiliyor ki ben tetiklendim. Bakalım doğru mu? Ben bu sınıfı çağıracağım. Yani burada Emre oluşturulacak ve bilgileri yazdır. Bu çalışmadan önce şunun yazdığını görmem lazım ki bunlardan önce bu tetikleniyor diyebileyim. Bakalım. Bakın öğrenci sınıfından bir nesne üretiliyor ki ben yani ilk olarak bu alan tetiklendi. Sonrasında bu veriler tetiklendi ki çıktı, bu şekilde oldu. İşte biz buna default constructor diyoruz. Bir nesne üretilmeden hemen önce tetiklenen metot. Bunu biraz daha böyle kullanışlı, hani şu an hiçbir anlam ifade etmedi size ama mesela ben şunu isteyebilirdim. Ben buraya var Hasan diyeceğim. Daha sonra öğrenci eşittir öğrenci dediğimde bildiğiniz gibi bir nesne üretilmiş oluyor. Ama ben bu parantezlerin içine gidip işte bunun adını, sonrasında numarasını, hatta erkek mi kız mı olduğu bilgilerini bu şekilde geçmek istiyorum. Böyle tek satırda halletmek istiyorum. İşte burada da parametreli constructor, parametreli kurucu kavramı karşımıza çıkıyor. O da aslında o aynı şekilde bu parametre almadığı için burası boşken burada ise parametreler gelecek değil mi? Integer, ne bileyim no diyelim buna. Daha sonra string bir değer gelecek, ad diyelim. Bir de cinsiyet gelecek, boolean olarak cinsiyet diyelim buna da. Ve daha önceden metotları kullanırken biz ne demiştik? Adam eğer böyle yazarsa bu verileri
Ne oluyor? Sıralama önemliydi, değil mi? O yüzden şu Hasan'la yaş değil, pardon, numara değerini, yerlerini değiştirelim. Böylece gelen ilk parametre 20 parametresi no olarak, Hasan parametresi ad olarak, true da cinsiyet değişkeninde kullanılacak. Şimdi bunun için de şunu yapmanız lazım. Yine bu sınıfta bulunan ÖGR no eşit olmalı parametre olarak gelen no'ya. Yine bu sınıfta bulunan adı değişkenin değeri parametre olarak gelen adı eşit. Çünkü ben bunları burada kullanıyorum. Bakın, bilgileri yazdır derken this diyerek şuradaki değişkenleri gösterdiğim için, hani sen bana bir ad değeri yollamışsın ya Hasan diye. Ha, işte o sınıf içinde şuradaki değişkende saklanacak. Cinsiyet mi yolladın? Evet. İşte o cinsiyet değeri burada erkek mi'nin içinde yer alacak. Bunu demek için this nokta erkek mi'ye bu cinsiyeti atıyorum. Böylece ne oldu? Hemen Epic Pen'imi açayım. Bir nesne üretmek istiyor adam. Buraya 20 sayısını yazdı. Bu no'ya geldi. Hasan değeri ada geldi. Bu true değeri de cinsiyete geldi. Şimdi ben bunlar sadece bu metodun içinde tanım, değil mi? Ben bütün sınıf içinde bunları kullanmak istiyorsam, yine bütün sınıf için tanımlı olan buradaki değişkenlere bu parametreleri aktarıyorum. Gelen 20 değerini bu sınıftaki ÖGR no'ya, adı Hasan değerine adı kısmına, işte true değerini de erkek mi kısmına atamak için böyle bir tanımlama yapıyoruz. Yalnız editörümüz veya Dart dili bundan memnun değil. Niye? Yine açıklamalar kısmına yazdım ama bir sınıfta ya bir tane default, yani parametresiz, ya da bir tane parametreli kurucu olabilir. İkisi aynı anda olamaz. Yani bunu kullanmak istiyorsan bunu kullanmak istiyorsan buradaki bu constructor'ı silmem lazım. Şunu silebilirim. Şunu alayım. Silme değil de bunu yorum satırları içine alalım. Sonuçta daha sonra bakmak isteyebilirsiniz diye. Şurayı kopyalayalım. Sonuçta bir nesne üretildiğinde burası da tetiklenecek. O yüzden ben bu bilgiyi, yani çok önemli, illaki yazdırmak istiyorsam yine yazdırabilirim. Böyle yaptığımda bakın, buradaki hata gitti. Yalnız bu sefer burası bağırıyor. Çünkü diyor ki burada bir tane constructor tanımlanmış ve sen onun tanımına uymalısın. Bu arada biraz böyle genel mantık yürütelim. Neden çalışmadı? Şimdi Java'dan gelen öğrencilerim şaşkındır eminim. Hocam, Java'da biz bunu yapıyorduk. Çünkü Java'da overloading'e izin veriliyordu. Metodun overload olması. Yani bunu bir metot olarak düşünürseniz, ki düşünmemeniz için hiçbir fark yok, hiçbir sıkıntı yok. Tek sıkıntı herhalde geri dönüşün olmamasıdır. Eğer böyle düşünürseniz, bakın burada hiçbir parametre almayan öğrenci adında, burada ise parametre alan yine aynı isimli. Method overloading'i bilmiyorsanız önemli değil ama şu anlama geliyor. Aynı isimli fakat farklı parametreli metot demek. Sizin verdiğiniz parametreye göre bu mu çalışacak, bu mu çalışacak, sistem bunu anlıyor. Buna method overloading deniyor. Ama dedik ya, Dart'ta bu desteklenmiyor diye. O yüzden kızıyor. Ya hiçbir şey yollamayacaksın ya 3 tane değer yollayacaksın diye. Ben burada hiçbir şey yollamamışım. Mecburen, yani ben bu constructor'ı böyle yazıyorsam, mecburen buraya şurada verdiğim tanımları vermem gerekiyor. Verelim. Şöyle CTRL space dediğimde, pardon, üzerine geldiğimde bakın sırasıyla bu değerleri söylüyor bana. Numarası 10'du. Adı Emre Altun Bilekidi. Cinsiyeti de True getirdi. Ve bunları yazana kadar da kırmızı oldu, farkındaysanız. Ve bunları yapmamla beraber aslında şu alanlara da ihtiyacım kalmadı. Çünkü ben oluşacak olan nesnenin bütün değerlerini atamış oldum. Burayı da yorum satırları içine alabilirim. Bu metoda hala ihtiyacım var. Bunu saklıyorum. Buraya gidip bir de Hasan nokta bilgileri yazdır diyelim. Bunu da ekranda görmek için. Çalıştıralım bakalım ne oluyor. Bakın yine öğrenci sınıfından. Hani Emre'yi üretirken de söyledi, Hasan'ı üretirken de söyledi. Ne zaman ki bunu böyle bu şekilde kullanıyoruz, default constructor veya parametre olması önemli değil. Bu uyarıyı ekranda görüyorum. Sonrasında da ilgili nesnenin bilgilerini görüyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa da merak etmeyin. Daha çok sınıf örneği, default constructor, parametreli constructor yapacağız. Bir diğer
Constructor türü ise isimlendirilmiş. Bunu da Java'dan gelen arkadaşlar bu iyi dinlesinler. Çünkü Java'da böyle bir şey yoktu. Dart dilinde böyle bir güzellik mevcut. Peki o nasıl oluyor? Ben buraya gidip yine öğrenci dedikten sonra bir noktaya basıp kendi metodumu tanımlayabilirim. Ve bu metot constructor gibi çalışıyor. Yani bir nesne üretirken ilk tetiklenen metot burası. Buraya şöyle bir şey diyeceğim. Cinsiyet bilgisi olmayan kurucu. Daha sonra buraya gelip integer no ve ne vardı? String at. Bu da yine aynı mantıkla parametre olarak gelen değerleri sınıf yani fieldlarıma, instance veya field variable'larıma aktarmam lazım. Ne diyeceğim? Bu sınıfta bulunan öğeye no'ya parametre olarak kullanıcının bana verdiği no'yu ata. Yine bu sınıfta bulunan işte adı mıydı? Adıya parametre olarak gelen adı ata. Peki bundan nasıl öğrenci üreteceğiz? Gelelim buraya. Var dedim, buna da Ayşe diyorum. Eşittir öğrenci. Bakın buraya geldi. Ve parametreleri de size yardımcı olsun diye ekrana böyle yazdı. Bunlar nereden geldi? Şuraya tanımladığım isimlerden. No'su bunun 40 olsun. Adı da Ayşe olsun. Ayşe Yılmaz. Çok önemli değil. Ve ben bunu da çalıştırdığımda şöyle Ayşe nokta bilgileri yazdır dediğimde de ne olacak? Yine ekranda şunu göreceğim. Çünkü yine bir constructor tetiklemiş olacağız. Ne diyor burada? Emre bilgileri yazdır, Hasan bilgileri yazdır, Ayşe bilgileri yazdır. Niye gelmedi bu? Hani bu hocam bizi mi kandırıyorsun? Bu constructor değil mi? Çünkü ben constructor'ın içinde şöyle bir ifade koymuştum. Bu olmadığı için biz bunu göremedik. Tekrar bunu da buraya yapıştıralım ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Ayşe'nin verileri atanmadan önce de bu yazıyı görüyorsam bu da bir nedir? Constructor'dır. Ve deminki kısıt burada geçerli değil. Dedim ya, ya default ya parametreyi kullanabilirsin. İstediğiniz kadar isimlendirilmiş parametreli isimlendirilmiş kurucu oluşturabilirsiniz. Yani ilerleyen zamanlarda şöyle şeylere ihtiyacınız olacak. Veri tabanından bir öğrenci çekiyorsunuz. Belki adam ne bileyim adres değerini çekmedi. O zaman siz bundan bir nesne üretirken buraya parametre olarak adresi yazamazsınız. Zaten bakın yazdığınızda null değer yapıyor. Oraya adresi olmayan kurucu oluşturabilirsiniz. Mesela buraya da gelelim bir de öğrenci nokta cinsiyet bilgisi olan. Yani ben buna mutlaka cinsiyet değerini geçmeliyim. Bir kurucu oluşturabilirim. Aynı şuradaki gibi. Komple alıyorum burayı. Nereden başlamışım? Şuradan. Bu şekilde yazdım. Herhangi bir hata yok. Daha sonra gidelim buraya bir tane daha tanımlayalım. Ali yapalım bu sefer de. Var Ali dedim. Bu sefer de öğrenci cinsiyet bilgisi olan yaptığımda bakın bu sefer de cinsiyet bilgisini mutlaka girmek zorunda kalıyorum. Tab tuşuna basarak bunlar arasında da gezebilirsiniz. Cinsiyeti de true diye geçeceğim. Sonra da Ali'nin de bilgilerini yazdıralım. F5'e bastım. Gördüğünüz gibi Ali'yi de yazdırmış olduk. Ve şimdi sizi şu kodlardan da kurtaracak bir bilgi vermek istiyorum. Mesela şurada verelim. Ben bunları hani parametre olarak yolluyorum. Sonra da buradaki instance değişkenlerimi atıyorum ya. Aslında bunları da yapmama gerek yok. Direkt olarak şu alanın içine gelip this nokta no dersem. Pardon, this nokta öğrenci no. Ya da şunu şöyle yapalım ya. Bu dursun burada. Burayı kopyalıyorum. Tabii ki hata verecek. Şurayı yorum satırları içine alıyorum. Buraya gelip hani önce no'yu buraya getir sonra git bunu buraya ata demek yerine direkt olarak aslında şuradaki işlemi yapabilirsiniz. Burada bir integer sayı olacak. O integer sayıyı bunun içine koy kardeşim. İşte orada string bir add diye bir alan olacak. Onu al bunun içine koy. Benzer şekilde şunu da şuraya koyabilirsiniz. Böylece yukarıdan parametre olarak yolladığınız değerler bunlar değil de şunlar
nereye gelecek? Direkt olarak bunların içine yerleştirecek ve artık bunları da yazmanıza gerek yok. Bu işlemi bu kısımlarda da yapabiliriz. Bir tanesini de daha yapalım mı? Mesela integer no yerine buna koy. List nokta adı şu gelen at değerinde buna koy diyebilirsiniz. Ve şunları da silebilirim. Ve kodumu çalıştırdığımda göreceksiniz ki herhangi bir hata almıyorum. Bu daha kullanışlı bir yöntem tabii ki. Ama ilk öğrendiğinizde belki şu şekilde yapmak sizin için daha açıklayıcı olabilir. Biraz böyle konuyu iyice anladıktan sonra eminim kimse bunu değil, herkes bunu kullanacaktır. Bence. Evet. Bunu da anlattıktan sonra kurucularla ilgili bahsedeceğimiz şeyler bu kadar. Dediğim gibi isimlendirilmişlerden istediğiniz kadar, ihtiyacınız kadar oluşturabilirsiniz. Bunda bir kısıt yok. Ama ya default ya da parametreli olmak üzere hani ikisinden birini kullanabilirsiniz. İkisini aynı anda kullanamıyorsunuz. Neden dolayı? Dart dilinde method overloading desteklenmediği için. Yoksa çalışmamasının başka bir mantığı yok. Bu dersi de burada bitirelim. Umarım verimli geçmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.